Selam arkadaşlar, Zeynep'in İğnesinden YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimiz şöyle, çok tatlı bir model. Sayıları bana aittir, model bana ait bir model. Sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz. Oyalı son ipek kullanıyorum. Instagram adresinden ince alt tire nakış sayfasından temin edebilirsiniz. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Şimdi köprümüzü atıyoruz. İki tane boşluk bırakıyoruz arkada. Arada biraz büyük bir boşluk olması gerekiyor. Çünkü yapraklarımızdan dolayı. Şimdi buraya 3 tane gözleme yapıyoruz. Şimdi burada geri alıyoruz ve yandan ortadan arttırma işlemleri uygulayacağız. 1 2 3, ortadan arttırdım. En sondan 4 ve bir tane de yandan arttırıyoruz, sondaki yandan. Sonra tekrar geriye dönüyorum. İpimizi atıyoruz. Burayı sabitledik. Ve tekrar arttırıyoruz. Bu üstteki sayımızı 7'ye çıkaracağız. 1 2 3 arttırıyoruz ortadan. Tekrar yanlara geçiyoruz. Ve son arttırmamızı yapıyoruz yanlardan. Şimdi burada daha arttırma yanlardan yok. Ortadan devam ediyoruz arttırmaya. Bir. İki. Üçüncüyü tekrar ortaya batıyoruz. Şimdi ortadan bir tane, aynı battığımız yere tekrar bir tane daha batıp arttırıyoruz. Yanları yine üçlüyoruz. Şimdi bu şekilde burası 7 olana kadar en alttakini de sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Şimdi burayı 7'ye kadar çıkaracağım ben ortadan arttırarak. Tekrar ortadan arttırıyorum. Tırnağım, kusura bakmayın arkadaşlar. Elim biraz yara oldu. Yani şu kenarında bir sıkıntı vardı. O yüzden. Tekrar devam ediyoruz. 5. sırada biraz gevşek sıktım herhalde burayı. Şimdi yine arttırıyoruz.
ortadan bir tane daha arttırıyoruz. Tamamen 7 olana kadar çıkacağım burayı. Sizler de yapabilirsiniz. Tülbentlerinize, havlularınıza, namaz başörtülerinde bile çok şık durabilecek bir model. Son tek sıram kaldı. Benim aklımda namaz başörtüsüne yapmak var. Hatta üç kenarına da dönmeyi düşünüyorum namaz başörtüsü bundan. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7.ye geliyorum. Şimdi bu son arttırmamız. Bundan sonra daha hiçbir şekilde arttırma yapmayacağız. Ve son. Şimdi eksiltiyoruz arkadaşlar direkt. İpimizi yine aynı şekilde attık. Gözlemelerim biraz küçük olmuş. O yüzden zorlanıyorum. Şimdi tekrar bunu bir olana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Ben şimdi ilk yaprağı tamamen anlamanız için başa kadar çıkacağım. Videoyu durdurmayacağım. Yaprağı daha önceki mavi olan modelimde de çalışmıştım. Bu yaprak her şekilde kullanılabilecek bir yaprak. Çok amaçlı bir yaprak diyebiliriz buna. Son 3. Ve son 1. Şimdi bir tane tepesine çıkıyoruz. Yaprağımız bu şekilde oluştu. Şimdi yan taraftan ilk battığımız, ilk yaptığımıza bir tane batıyoruz. Buraya tekrar bir zürafa yapar gibi. Buradaki sıkı sıkı yapıyoruz ki burası biraz tok dursun. Şimdi tekrar hiçbir şey yapmadan yan taraftan aşağıya doğru zürafamızı gidiyoruz. Bu şekilde ben aşağıya doğru inip hemen geliyorum. Şimdi ben aşağıya kadar indim. Şu alta iki tane gözleme yapıyoruz. Üstüne döndük. Şimdi buradan 8 sıra burayı arttıracağız arkadaşlar. Yukarıya doğru iki gözlemeyle başlayıp arttırmaya başlıyoruz. Şimdi ipimizi atıyoruz. İlk gözlememize bir tane pim pim yapıyoruz. İkinciye zürafa.
Tekrar ipimizi atıyoruz. 3. sıra, 4. sıraya geçtim. Tekrar bir pimpirim yapıyorum. Şimdi direkt diğerine geçip bir zürafa. Bu şekilde hep yan taraftan bir tane arttırarak başa kadar çıkacağım. 8 tane olacak burası. Ben çıkıp hemen geliyorum burayı. Şimdi 8'e geldik. 8'e geldikten sonra burada arttırma yapmıyoruz. Direkt ikinciye geçip şurada şöyle bir tane küçük bir pirpirim yapıyoruz buraya. Şimdi yan taraftan hiçbir şey yapmadan direkt zürafa şekliyle kontür zürafa ne derseniz aşağıya iniyoruz. Her gözlemeye batıyoruz arkadaşlar, hiç atlamadan. Atlamadan derken kendim atladım. Ama fark ettim. Bir taneyi göremedim. Şimdi en son dibe geliyorum. Tekrar en alta batıyoruz. Şimdi tekrar buraya iki tane pimpirim yapıyoruz. Çok küçük olsunlar arkadaşlar. Boyutu küçük olması lazım bunun. Şimdi tekrar ipimizi atıyoruz. Yine aynı şekilde 8 sıra arttıracağım. Ben bunu tamamlayayım. Çünkü süre çok geçiyor. Hani vaktinizi almak istemiyorum bu konuda. 8'e çıktıktan sonra geliyorum hemen. Şimdi yan tarafa 3 tane gözleme yaptım. 5'i arttırdım. Şimdi 7'yi arttırdım. Ortadan ve yanlardan arttırma yapıyorum. Şimdi ortadan sadece arttırmayla ilerleyeceğiz. Bunu da 7 olana kadar yukarıya en alttaki 3 gözlememizle beraber 7'ye tamamlayacağız ortadan arttırmamızı. Çünkü bu şekilde sayması daha kolay oluyor. En alttakinden yukarıya arttırma yerimize kadar saydıktan sonra dek geliyor. Devam ediyoruz buradan. Şuradaki gözlemeyi alamadım. Dördüncü ve beşe geliyorum. İpimizi yine aynı şekilde atıyoruz. Yine aynı şekilde ortadan arttırıyorum. Ben 7'ye tamamlayıp geleyim hemen. Şimdi burayı en alttan 7'ye tamamladım. Yani ortadan arttırma 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi hiçbir şey yapmadan sadece eksiltiyoruz. Şu anda kesiyoruz. 1 olana kadar çıkacağız. Ben bunu tamamlayayım. Şimdi yan taraftan kontürünü geçtim. En başa kadar çıktıktan sonra 2, 4, 6, 8. 8.ye İpimi sabitliyorum. Şimdi ara yolunu göstereceğim. Şimdi iki tane ufak bir pimpirim yapıyoruz. Tekrar başa çıkıyoruz. İkinciye tekrar köprü oluşturuyoruz. Tekrar onun başına dönüyoruz. Bunun içerisine 3 tane pimpirim yapıyoruz. 1, 2 ve
3. Şimdi bir tane atlıyoruz. Diğer ikinciye geçiyoruz. Yine aynı şekilde. Bu tam 12 tane olacak şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Arası 12 tane ideal oluyor. Daha sık yapmak isterseniz azaltabilirsiniz. Ya da açabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Çok yakışıyor bu ara yola. Şöyle göstereyim. Şimdi süremizi çok geçirmeyelim. Çiçeğimizin üstüne geçelim. Şimdi yaprağımızın şurasında uzunluk bırakmıştık ya. Buraya iğnemizi sabitleyeceğiz. İğnemizi sabitliyoruz. Ve buraya 5 tane pimpirim yapacağız. Üç. Dört. Ve beş. Şimdi beş pimpirimizi yaptıktan sonra geriye döneceğiz arkadaşlar. Bunda hem yanlardan hem ortadan arttırma uyguluyoruz. Bir. 2 3 bir tane ortadan dört beş ve 6 tekrar ipimizi geriye atıyoruz. Sıkı yapmışız. Tekrar ipimizi attık. Bu şekilde ayarladım. Şimdi yine aynı şekilde yandan, ortadan ve sondan arttırma yapacağız. Ama burada bir püf noktamız olacak. Şöyle bir şey. Şimdi normalde bütün gözlemelerimiz aynı eşitte olması gerekiyor ya. Burada ortadaki hepsinden biraz daha büyük olması gerekiyor. Daha sonrasında anlatacağım neden olduğunu. Şimdi şu kadar. Şu kadar daha büyük olması lazım onun. Yine aynı şekilde devam ediyorum ve sonluyorum. Yani üst taraf, alt taraf 7, üst taraf 9 artmış olacak. Ve son. Burayı keselim. Aynı şekilde diğerinin üstüne de bir tane yapıyoruz. Şimdi burada krem ipimizi takıyoruz. İğnemizi buraya sabitliyoruz. Şimdi bir ilk gözlemeyi sabitledik. İkinci gözlememize geçiyoruz. Burada bir köprü oluşturuyoruz. Zürafa gibi. Tekrar başına dönüyoruz. Buraya 3 tane pimpirim arttırıyoruz. 1 2 ve 3 Şimdi burada ne yapıyoruz? Şuraya önce bir keseyim ben ipini. Şimdi burada tekrar geriye döneceğim. Şimdi ortaya geliyorum.
Normalde geri geldiğimiz zaman yanlardan arttırmıyoruz. Sadece ortadan arttıracağız ya. Şimdi ortaya doğru geliyorum. Şimdi ortaya iki kere batıyorum. Bir kere yan zürafa. Şimdi ortadan tekrar bir tane arttıracağım. Diğer yan tarafa tekrar bir tane daha batıyoruz. Şimdi tekrar geriye döneceğim. Bunu da şöyle diyeyim. En alttakini de sayıyoruz. Yani şu 3, 4. Hani pardon 3 gözlememiz. Onun üstüne çıktığımız tekrar. Onu da sayarak 3 sıra çıkacağız bunu da. Daha sonradan da eksiltme işlemi uygulanacak burada. Şimdi 3 sıramızı çıktık. Şimdi tamamen eksiltiyoruz. 3, 2 ve 1 diye bitiriyoruz burayı. Son bir. Şimdi 1'e geldik. Ne yapıyoruz? Yine aynı battığımız gözleme var ya, yani en başa çıktığımızda geri döndük. Orayı tok durması için bir tane yapıyoruz. Tekrar aşağı iniyoruz. Yine aynı şekilde aşağıdan bir. Her gözlemeye birer tane zürafa yapar şekilde aşağıya doğru ineceğiz arkadaşlar. Son bir. Ve en sona tekrar iniyoruz. Hani başladığımız yere. Şimdi burada direkt şu karşıdakine bir tane geçiş yaparak sağlıyoruz. Şimdi yan tarafa tekrar geçiyoruz. Buradaki 4 tanemize böyle 2 tane yaprak yapıyoruz. Ben bu yaprağımı tamamlayıp geliyorum hemen. Şimdi aynı şekilde buraya da yaprağı yaptım. Yine ortaya şimdi geçiş yapıyorum. İşte bu burada lazımdı bize. Şimdi buraya bir tane pimpirim yapıyoruz. Ve 5 sıra üzerine çıkacağız bunun. Dört ve son beş çıkacağım, bitecek. Şimdi buradan yine aynı şekilde aşağı iniyorum. Burada ip atmamak için sürekli ipimizi dolaştırıyoruz yan taraflardan ve sabitleme yapıyor bu. Yandan gittiğimiz kontürümüz sabitliyor modelimizi. Şimdi birini yaptık. Şimdi ikinci gözlememizi yapıyoruz. Yine aynı şekilde 5'e kadar çıkıyoruz. Şimdi onu da tamamladım. Yine karşıdaki gözlememe geçtim. 4 tane de bu tarafta şeyimiz var, zürafamız. Burada yine köprü oluşturuyorum. 3 pimpirim yapıyorum. Dönüp üzerine. Ve 3 pimpirimden yine aynı şekilde arttırma uygulayacağım. 3 sıra. Ortadan arttırma bu arada. Bu şekilde aynı yan taraftan da arttıracağım. Şimdi ben iki çiçeğimi de tamamladım. Son noktaya geliyoruz.
Şimdi buraya o yaptığımız iki tane ortadaki kanat kısmına 3 tane pimpirim yapıyoruz. İpimi geriye attım. Şimdi 2'ye düşürüyorum. 3, 2, 1 diyerek burada bunu keseceğiz arkadaşlar. Evet, bunu tamamladık. Şimdi diğer tarafımıza geçiyoruz. İpini daha sonradan keserim. Yine aynı şekilde 3 pimpirim yapıyorum. Yine aynı şekilde dönüyorum. Üç, iki ve bir. Ve son. Şimdi ipimizi kesiyoruz. Modelimiz bu şekilde oluyor. Şöyle gösterelim. Çok da şık bir model. Yani artık iğne oyasını tamamen elinize oturtturduysanız basit örneklerden ziyade böyle gösterişli modeller yapabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kanalıma abone değilseniz abone olarak zil butonunu açıp yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere.